Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz şimdi Elif Adaminoş'un banyo yaptıracağız. Şanslıyı banyo yaptırdık. Onu da buraya koyacağım. Göreceksiniz. Mis gibiydi zaten kuzucuk ama şimdi de yıkadık şansımızı da temizliğine dikkat edelim diye. Şimdi Elif Ada da sıra değil mi annem? Elif Adam'ı da banyo yaptıracağım. Güzelce bir masaj yapacağım minik kuşuma. O da rahatlasın değil mi bir tanem? Oy bir canem benim. Dün gece öksürükten uyuyamadı Elif Ada. Alerji şurubu verdik. Burnunu açtık ve Felixotide fısfısını yaptık. Sonra rahatladı. Ne oldu anneciğim? Sonra uyumuştu. Ne oldu? Tükürüğünü mü kaçırdın gezini? İyi ol bir tanem. Hadi banyo yapalım olur mu? Annem banyo yapalım olur mu? Şanslı. Banyo mu yaptın şanslı? Ha? Mis gibi mi oldun annecik? Tertemiz oldun. Evet kuzucuk. Oh. Mis gibi oldu. Hadi kurulanalım annecik. Hadi kurulanalım bir tane. Üşüme tamam mı? Hadi üşüme. Sonra da Elif Ada kardeşi yaptıralım tamam mı? Hı? Elif Ada kardeşi yaptıralım sonra da. Olur mu kuzucuk? Baba bir kuru havlu daha getirsin. Ver babası. Hı. Üşüme hemen seni banyo. Hemen kurularım annecik. Korkutmak istemediğim için arkadaşlar saç kurutma makinesini açmıyorum. Yoo, hiç sesini çıkarmadı banyoda minik kuş. Evet mis gibi oldun anneciğim. Patileri böyle tuvalete çok kapatmayı bilmediği için hala patilerine bulaşıyordu. Yıkayalım dedik. Gel kuzucuk iyice kurulayalım. Hasta olursun. Hasta olursun. Hasta olursun bebeğim gel. Gel annem hasta olursun. Hasta olma tamam mı? Kurulayalım. Dur anneciğim. Kocaman oldun Çen ya. Kocaman oldun Çen. Kocaman oldun Çen. Hı. Gel gel korkma korkma korkma. Kurulayalım iyice seni. Korkma anneciğim. Şifa sularının olsun. Sağlık sularının olsun. Hı. Hı. Gel bir tane patini de yapalım. Patini de yapalım böyle. Kardeşine mi banyo yaptıracağız şimdi biz? He? Banyo mu yaptın sen minik kuş? Ha? Mis gibi oldun anneciğim. Mis gibi oldun bir tane. Sıra kardeşte şimdi. He? Sen de kendini temizle. Oh, mis gibi oldu minik kuşum benim. Tertemiz oldu minik kuşum benim. Zaten tertemizdin. Değil mi annem? He? Temizle kendini anneciğim. Aferin sana. Aferin sana. Elif Ada'yı banyo yaptırmadan önce arkadaşlar şanslıyı burada kuruladığımız için ve yatağın üstünde çok gezindiği için bu ara burayı merak ediyor sürekli çünkü. Şimdi hemen bu tüy toparlayıcıyla yatağın üzerinin tüylerini alıyorum. Bu ara çok tüy döküyor şanslı bilmiyorum kedilerin tüy dökme zamanı mı? Hiçbir fikrim yok henüz. Eğer biliyorsanız bana yazın arkadaşlar tüy döküm zamanı ne zaman kedileri. Bu ara fazlaca tüyü dökülüyor. Tarıyoruz sürekli ama az önce eşim de taradı yine. Bakalım. Şimdi böyle tüylerini toparlayıp hemen Elif Ada'yı da banyo yaptıracağım burada. Buraya çünkü güneş vuruyor. Perdeyi şu anda kapattım ama çok güzel güneş alıyor bu arada. O yüzden hemen Elif Ada'yı da banyo yaptıracağım minik kuşumu. Perdeyi açalım. Güneş gelsin. Elif Ada uyandı arkadaşlar. Şimdi babası biraz mama içirecek. Yeni dünyaların güzelliği yalnız. Çok güzel görünüyorlar. Eşim tatlı olduğunu söyledi. Hatta bugün biraz toplayalım dedi ama inşallah toplamaya fırsatımız olur. Böyle ben Elif Ada'nın banyosu için buraya kıyafetlerini ve bakım kremlerini hazırladım. Hemen burada ben yıkayacağım. Babası da giydirecek. Sonra da ben biraz masaj yapacağım Elif Ada'ya. Burada babası da Elif Ada'ya mama içiriyor. O minik kuşum şifa olsun anneciğim. Şansı da burada Elif Ada'nın yanında uyuyor. Uyuyordu yani şimdi Elif Ada uyandı. Şansı da burada uyuyor minik kuş. Böyle arkadaşlar hava Antalya'da bugün çok güzel. Biraz dışarıda esinti var gibi ama yine de hava çok güzel. Yani evlerin içleri sıcak, dışarısı da çok sıcakmış. Böyle şanslı burada saksıların dibini eşelediği için buraya aldım. Orada biraz oynasın diye.
Şimdi yeniden onları koyacağım buraya. Bugün sağ olsun kuzen, yeğenlerim bana hediye almışlar. Anneler Günü hediyesi. Çok güzel ama böyle. Onu buraya koydum. Balkona dikerim diye düşünüyorum. Bahçe çiçeği çünkü. Böyle arkadaşlar, hava çok güzel bugün. Aslında Elif'a da iyi olmuş olsa bugün belki dışarıya çıkabilirdik ama bir taraftan da rüzgar var. Ay minik kuşum benim. Şifa olsun annecik. Minik kuşum. Babası giydirmiş minik kuşum. Değil mi annem? Uykuya bile geçmiş. Şimdi annesi ona dikenli topla bir masaj yapacak değil mi bir tane? Değil mi annesinin güzeli? Hem baba seni kurladı mı? Vücuduna kremini sürdü mü? He? Ay mis ki kokulum benim. Mis 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 olmuş minnoş. Sağlık suların olsun anneciğim. Şimdi ben de yüzünün bakımı ve ağız içi bakımlarını yapıp bir diken topla masaj yapacağım kuzuma. Ay gözlerin kanca ne olmuş ya. Sabun mu kaçtı annecik gözlerine? Dikkat ettim o kadar ama. Buraya getirdim. Burada uykuya daldı minik kuşum. Şansla burada uyuyordu. Onun da üstünü örttüm. Kardeş kardeş yatıyorlar ama ya. Maşallah size bir tanem. Siz uyuyun tamam mı? Öteyim şöyle senin üstünde. Siz uyuyun. Tatlı rüyalar meleklerim. Çok tatlısınız ama siz ya. Yat bir tanem yat. Yat anne kuzusu. Arkadaşlar dünden Zeynep'le beraber yaptığımız patlıcan müsakkabı vardı, onu istiyorum. Böyle tereyağlı sade bir bulgur pilavı yaptım. Ve arkadaşlar bir kaşık salata yaptım arkadaşlar. Böyle domates salatalık ve sadece soğanla biberim yoktu. Biberim olsaydı biber de eklerdim. Böyle arkadaşlar eşim bu salatayı çok seviyor. Onun için de bugün böyle yaptım. Ben de marulu seviyorum aslında salatayı ama bugün eşimin sevdiği gibi olsun dedim. Böyle yaptım. Kuzular içeride uyuyor. Size de onları da göstereyim. Biz de mutfakta masada yiyelim. Arkadaşlar kuzulara çizgi film açmıştım. Onlar da burada uyuyorlar. Kuzularım benim. Günaydın bir tanem. Günaydın annesinin ballısı. Günaydın aşkım. Elif Ada. Ne yapıyor annem? Evet. Hepinize ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Elif Ada. Şu anda saat 12.30 oldu. Çok erken kalktı yine. Evet annem keyfi yerindeydi. Şimdi biraz salıncağı aldım. Annem. Hala biraz yorgunluğu, keyifsizliği var ama Allah'ın izniyle ateş düştü çok şükür. Zaten o iki gün kadar böyle çıktı indi. Sonrasında çok da ateşi olmadı, şükürler olsun Rabbime. Böyle biraz yorgunluk var gibi Elif Ada'da ama bugün derslere başlayacağız yavaş yavaş. En azından egzersizleri, germeleri yapılır diye düşündük. Oğuz hocamız gelecek bugün. Dur annem. Hop. Hop. Çok yorgun görünüyor şun aşkım. İyi misin bir tanem? Hı? Hadi sallanalım. Hoppa. Hoppa. Özlemedin mi salıncağını? Hoppa. Şanslı neredesin? Hoppa.
Evde bir taraftan süpürmeye başladık ki ne? Derse kadar hazırlanalım dedik. Ne be anneciğim? Elif Ada. İyi misin bir tanem? Ay, ne çinin ballısı. Ancak da durmayı istemedin mi annem? Ha? Aa, Elif Ada. Günaydın. Uyanalım mı artık? Hadi biraz. Ha? Ha, evet annem. Çoktan uyanmıştın sen zaten ya. Evet bir tanem. Evet annesinin ballısı. Annem. Şansı nerede? Hı? Şansı seni seviyor mu anneciğim? Sen ne yapıyorsun Şanslı? Ha? Korktun mu sen? Makineyi açınca korktun, oraya mı saklandın sen? Korkma anneciğim. Korkma, evimiz tertemiz olsun, olur mu? Ha? Oyun mu oynuyorsun? Ah. Al oyun oyuncaklarını. Aferin sana. Heh, oyun oyuncaklarını. Hoppa. Aferin sana. Evet meleğim. Hop. Çok mu seviyorsun ya sen toplu oynamayı? Ha, vereyim bir tane daha sana. Al hadi bir tane daha. Al hadi bir tane daha. Hoppa. Hadi al evine onu da. Heh, oyna hadi sen onlarla, olur mu? Ah. Al bak oyuncağı. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biz birkaç gündür rahatsızım. Yani Konya'dan geldiğimden beri bayramın ilk günü, yani Arife gecesi bayrama bağlayan sabah bir rahatsızlandım. Hala ben rahatsızım. Elif Ada Minnoş'umda da var hala rahatsızlık. Ama inşallah toparlamaya başladık. Bugün fizik tedavi dersinin ilk dersini alacağız. Geçen hafta iki dersi iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Yaklaşık 20 dakika gibi. Hemen Elif Ada'yı hazırlayacağım ve derse hazır olacağız arkadaşlar. Elif Ada Minnoş'um da orada uyuyordu. Kıyafetlerini yanına hazırladım, bakım malzemelerini de. Şimdi hemen hazırlanacağız. Anne, hazırlanıyor mu istersen? Anne kahvesini de aldı yanına. Değil mi bir tanem? Hazırlanıyor musun anneciğim şimdi dersin? Hemen hazırlanalım. Hemen hazırlanalım. Şimdi bayramlığımızı bayramda çok giyememişti. Değil mi Elif Ada? Değil mi bir tanem? Bayramlığımızı giyemediğimiz için bugün derse gidireyim istiyorum Elif Ada'ya. Böyle. Annem. Daha bir bayramlığımız daha var. Onu da hiç giydirmedim Konya'da. Yeşil olanı. İnşallah onu da giydireceğim sonraki derslerde. Şimdi hemen hazırlanalım. Bakın minnacığım nasıl gülüyor ya. Hazır mısın anneciğim dersi? He? Hazır mısın bir tanem dersi? Hadi bakalım. Hadi bakalım hemen hazırlanalım. Öğretmenimiz gelir şimdi ya. Şanslı ne yapıyorsun? Sen de bizi oradan izliyor musun Şanslı? Şanslı da bizi izliyormuş anneciğim. Hadi bir tanem hazırlanalım derse. Hadi hazırlanalım derse. Evet. Hemen elbisemizi giyelim ya. Altımızı değiştirdik. Mis gibi altımız. Değil mi annem? Hemen üstümüzü de giyinelim. Aşkım hadi bakalım. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı. Elif Ada. Canımın içeri annem. Bir tanem. Ne anlatıyorsun? Hazır mısın derse annesinin miniği. Annesinin ballı çöreği. Annesinin pilem sesi. Derse hazırlanıyormuş abileri ablaları ya. Derslerini özlemiş Elif Ada ya. Bugün Elif Ada'nın bu halsizliği hala devam ettirir. Şanslı şu anda topuyla oynuyor. Belki sadece egzersizlerini yaptırır ama bir yerden Allah'ın izniyle başlayalım dedik. Evet hadi bakalım. Şanslı topunu buraya mı bırakmış ya? Al Şanslı topunu. Hadi bakalım Şanslı. Şanslı şu anda tripodu inceliyor. Neymiş annem o? Ha? Ne yapıyormuşuz biz Şanslı ya? Ha? Kardeşini mi çekiyormuşuz? Şu anda tripodun arasından geçmeye çalışıyor ayaklarının. Ya Şanslı ya, yapmam oğlum. Al sen topunu oyna. Al. Gel. Dur. Dur oradan çıkarayım seni. Gel. Hadi çık. Hadi çık. Heh, çık. Aferin sana. Al. 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 Al hadi oynasın, olur mu? Hadi ama biz dersimize hazırlanalım. Sen topunla oyna, olur mu? Ah, hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım Şanslı, sen topunu oyna ya. Evet. Şanslı annem futbolcu olacakmış Şanslı. Nasıl top oynuyor ya? Oley. Gol attı şimdi, biliyor musun Elif Ada? Gol attı. Oley. Oley. Şanslı gol atıyormuş ya. Şanslı gol atıyormuş ya. Hoppa. 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 Hı? Anne. Anne. Çok az
kaldı kızım ya. Hadi hazırlanalım bir tanem. Hoppa. Hoppa. Evet anneciğim. Hoppa. Hadi bakalım. Hoppa. Şanslı. Top oynuyor. Top şanslı. Arkada şanslı top oynuyor. Evet. Al şanslı. Hoppa. Koş. Arkamızda düğmeleyelim annem. Hoppa. Elifada minnoşum. Elifada hop hop hop. Elifada minnoşum. Elifada hop hop hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Canım ne çiminik bilensiz. Canım ne çiminik bilensiz. Hadi ağız içimizi de temizleyelim hemen. Hoppa. 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 Ne buldun şanslı? Oyuncak mı buldun? Ha? Hadi Elifada. Hadi temizleyelim anneciğim. Ağzımızdan çekebilir miyiz elimizi Elifada? Hadi bakalım. Al şanslı. Al. Al. Bak buradaymış şanslı. Buradaymış. Bak buradaymış. Al hadi öyle sen. Anne. 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 Hı. Mis gibi olsun ağzını iç anneciğim. Hı. Temizleyelim iyice. Hı. Şanslı dur 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 kızım dur dur. Çok yaramazsın sen ya, çok yaramazsın. Gel. Annem. Annem. Canım içi. Heh, canım içi. Heh, bir tane benim. Pamuk bilençici olduk biz ya. Biz pembe renkli pamuk bilençiz olduk. Değil mi annem? Pembe elbiseli pamuk bilençiz. Evet. Evet annem. Evet aşkım. Oh. Yumuşacık yumuşacık silelim şöyle annem. Oh. Oh bir tane. Silelim mis gibi ol. Cildin çok kuruyor annem. Hemen temizleyelim. Böyle mis gibi kremimizi de sürelim. Hop. Oh. Kremimizi de sürelim. Hadi anneciğim dudak kremimizi de sürelim. Peteğim benim. Bal peteğim benim. Ha, mamamızı içtik ya. Ha? Oh. Şifa olsun. Evet. Evet. Hemen saçlarımızı da tarayalım. Hadi gel hemen saçlarımızı tarayalım anneciğim. Tokanın biri nerede prensesi? Heh, tokanın biri nerede? Şanslı tokanın birini sen almış olabilir misin şanslı? Hı? Heh, buradaymış. Evet. Hadi gel anneciğim. Gel bir tanem. Gel bir tanem. Elifada yapıyoruz senin saçlarına ya. Ay şöyle tutalım ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz Elifada senin saçlarına annem? Sprey'imizi sıkalım. Saçların acımasın anneciğim. Dün banyo yaptı Elifada ama tararken can acımasın benim kuşumun. Oh şifa olsun. Oh şifa olsun. Oh ipek saçlı kızım benim. Minnoş saçlı kızım benim. Saçın her telinde seni verene kurban olur anne. Seni yaradığına kurban olur. O saçın her telini verene Rabbime. O her telini veren Rabbime kurban olur anne. Heh, şöyle duralım. Oh. Ha? Evet. Hadi iki tane pompon yapalım kafamıza ya. İki tane pompon yapalım kafamıza ya. Tam ortadan ayırabilecek miyiz? Ha? Elifada. Hop. Hop. Evet. Evet minik kuzum. Evet annesinin bal çileği ya. Şöyle. Bir de bu tarafı yapalım annem. Bir de bu tarafı yapalım aşkım. Hoppa.
Hoppa. Hoppa. Arkamız dönebilir miyiz Elif Ada? Arkamız dönebilir miyiz anne? Şöyle şuraya dönebilir miyiz? Düğmemiz açılmış. Düğmemizi düğmeleyelim. Hı? Buraya da bir side spray'imizi sıkalım. Burası çok dağılıyor anne. Burası çok karışıyor. Hı. Şöyle. Hı. Mis gibi oldu pamuk prenses. Mis gibi oldu pamuk. Hı? Mis gibi oldu prensesim teyzeleri ya. Mis gibi bir prenses olmuş teyzeleri ya. Ha gel. Gel anne. Gel. Gel bal peteği. Gel bal peteğim. Evet ya bakın ya. Nasıl olmuş ya Elif Ada. Nasıl olduk teyzeleri biz. Çok güzel olduk ama biz ya. Evet annem. Evet annem. Nasıl güzel oldun sen ya. Ha? Nasıl güzel oldun sen ya. Ha? Bal peteği. Hoppa. Hmm. Oh, oh, mis gibi olduk biz. Derse hazırız. Şu anda tam 5 dakika kaldı. Evet. 5 dakika kalmış ya derse. 5 dakika kalmış. 5 dakika. Peteğim. 5 dakika kalmış derse ya. 5 dakika kalmış. Evet annem. 5 dakika. Başladı mı dersimiz? He? Ha? Ha, annem. Evet, aranıyor hala Tokay'ı. Evet annem. Arıyor. Arıyor ama bulamadı hala. Ne yapıyor annem öğretmenin hem Elif Ada'ya hem seni mi yapıyor? Ha? Oyalıyor mu şanslı seni? Ne yaptı? Bulamadın mı Tokan'ı? Tokan nerede? Hop. Yine bulamadı. Göremedi ki onu. Bak bak şanslı orada. Şanslı bak. 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 Burada burada bak. Bak bak bak. Elim bekliyor. Ağlama annem, ağlama sen bir tanem. Evet. Evet ama egzersizlerimizi yapalım. Olur mu Elif Ada? Hoppa. Ne yapıyorsun annem? Hop mu yapıyorsun? Hop. Hoppa. Hoppa. Dersi yapıyormuş annesinin güzeli. Hı. Çok özlemişsin değil mi Elif Ada? Çok özlemiş. Evet annem. Evet kızım. Evet annem. Hadi hadi esneyelim biraz. Korsemiz de geliyor öğretmenimiz. Evet. Çok az kaldı korsemiz de geliyor. Güzel yapıyorsun Elif Ada. Çok güzel yapıyorsun anneciğim. Ham acıktın mı sen annem? Ha, acıktın mı sen Elif Ada? Hayır ama çok güzel yapıyorsun. Bir küçücük Elifcik varmış. Dağlarda ko ko koşar oynarmış. Annesi onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Am, ne oldu? Hadi kaldır. Bir küçücük Elifcik varmış. Dağlarda ko ko koşar oynarmış. Hadi kaldır tutuyorsun ama kaldır hadi. Aferin sana bırakmıyorsun ama. Boşuna gitti annem. Hı? Bu tam sevdiğin mi? Ne kadar güzel duruyorsun sen ya. Mini kız seni. Minicik kız. Hayır hayır sen çok güzel kızsın. Çok kocaman güçlü kızsın sen. Değil mi annem? Evet bir tanem. Sen kocaman güçlü bir kızsın. Evet 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 evet. Orada mısın? Orada mısın kızım? Masanın altında mısın C? Evet. Buradaymış. Buradaymış. Buradaymış peteğim. Burada mıymış Elif Ada? Burada mıymış Elif Ada? Burada mısın annem? Hoş geldin. Buradaymış. Hoş geldin Elif Ada. Burada mısın annem? Aferin sana. Aferin. Dersi böyle bitirmene sevindim ama Elif Ada. Aferin ya, sana. Evet ben de öyle zannettim öğretmeni ya. Ama benim kızım akıllı kızım benim Gülay ya. Yeni farkına vardı öğretmeni ya sizin geldiğinizin değil mi annem? Ha, çekecek miyiz hocam? Hoppa. Evet annem. Evet.
Evet. İyi misin Elif Ada? Ha? Ne yiyorsun annem? Ne yiyorsun Elif Ada? Ha? Ne çiğniyorsun? Uyudun mu? Ha? Numalaca kız seni. Uyudun mu? Ha? Ne yapıyorsun? Ha? Bitti mi dersimiz? Elinize sağlık öğretmenimiz ya. Ders bitti. Bakın ne kadar mutluyuz biz. Dersimiz bitti. Teşekkür ederim. İnşallah. Aferin canım. Canımın içi. Annesinin gözünün nuru. Dünyadaki meleğim. Evimi gönlümü şenlendiren güzelim. Meleğim. Canım. Canım. Canımın içi. Annem. Dünyamı şenlendiren, evimi şenlendiren meleğim. Annesinin gözünün nuru. Melek misin sen ya? Ha, maşallah sana bir tanem, sen melek misin ya? Hı? Meleğim misin sen benim? Hı? Meleğim misin sen benim? Hı? Değiştirelim gülen sesi. Üstünü değiştirelim anne. Mamamızı içelim. Karnımızı doyuralım. Evet annem. İyi geldi ders kızıma ya. Evet bir tanem. Üşümeyelim. Hava yine değişti. Hava yine değişti. Bir yaz, bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk değil mi annem? Değiştirdik mi Elif Ada? Sen ne yiyorsun annem? Sen ne yiyorsun kuzu? Değiştirdik misin aşkım? Senin nasıl çolapların var böyle ya? Ha? Annem. Arkalarında da fiyonkları mı varmış annem? Evet kızım. Güzelce annem, güzelce kızım. Neden gerildin? Ha? Neden gerildin? Çin yiyelim bak, çin yiyelim bak, çin yiyelim bak. Hı? Bir tanem benim. Mamamızı da içelim, dinlenelim artık, tamam mı? Şunu da çekelim şöyle. Heh, bir tanem. Ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun? Uyumak mı istiyorsun sen? Hı? Uyumak mı istiyorsun bebeğim? Uyumak mı istiyorsun meleğim, gel. Oy, o çin çevirim ben. Kardeşi de alalım mı yukarıya? O da uyuyormuş. Hı? Hı? Ne oldu? Hadi yaz. Uyumak istiyorsun. Evet. Çin annem. Anne. Anne. Çin çivilim ben. Çin çivilim ben. Ne oldu? Ne oldu? Uyuyacak mısın? Gözlerin yine çapaklanmış senin ya. Ne buldun? Ne buldun? Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bak bak bak, burada burada burada. Burada hoppa. Oyun mu oynayacağız? Hop. Bak şanslı. Diyor musun? Şimdi benim için dinlenme vakti. Makrumimin iplerini kestim. Böyle ayna. Bunlar üçlü ayna olacak arkadaşlar. Çayımı da aldım elime. Şu an saat 5'e geliyor. Ve bu sessizliği. Elif Ada uyuyor mamasının içti. Şanslı da yatağında uyuyor. Şöyle göstereyim onu da size. Böyle orada. Onlar orada uyuyorlar. Elif Ada da burada uyuyor. Ben de şimdi elime çayımı aldım ve makromimi öreceğim inşallah. Çok geç kaldı çünkü. Siparişti bu. İnşallah hakkını helal eder. Çünkü bu ara hiç elime alacak şey gelmedi. Yani o istek gelmedi. Çünkü psikolojik anlamda her şeyi bırakmış ve böyle zorla bir şeyleri yapmaya çalıştığım bir dönemden geçtim. Psikoloğum elime almamı söyledi. Hani bana iyi gelecek şeylerin hepsini yapmamı söyledi. Bana iyi geliyordu makrome yapmak.
Ben de şimdi hem çayımı aldım, hem bu sessizliği dinliyorum, hem de çayımı içip makromemi yapacağım arkadaşlar şimdi. Çayım biraz beklediği için soğumuş. Camın önüne koyuyorum. Şimdi böyle biraz da makromemi öreyim arkadaşlar. Akşama yemek yapmayacağım çünkü akşama sağ olsun Zeynep bizi yemeğe davet etti. Onunla yaprak toplamıştık geçen gün bahçeden hatırlarsanız. O da rahmetli kayınbabasının bahçesinden toplamıştı aynı gün. Bugün bana dersteyken mesaj atmış. Hadi bakalım. Marifetli hani kadınları görelim diye. Ben de ben senin eline su dökemem dedim. Ders yaptık ve yoruldum dedim. Çünkü sabahtan beri de biraz ev toparlama, işte bulaşık makinesi toparlama, derse yetişme. Ve bu zaten hasta olduğum için hala yorgunluk vardı. Dedim hala yatma isteği var, yorgunum. O dedi hiç uğraşma, bak ben tencereye yemeği bile koydum tencereye diye. Ve bakla yemeği, mercimek çorbası. Ev baklavası yapmış, elinde açmış. Şimdi gidince de göstereceğim size. Geçen gün de getirdi bize, sağ olsun, tattık da. Kayınbabası yeni vefat ettiği için gelenler olur diye tatlı yapmıştı. Kendi ev baklavası yapmıştı. Allah razı olsun inşallah ondan. Mekan cennet olsun. Çok güzel baktılar kayınbabasına da. Öyle arkadaşlar, oraya gideceğiz. Ben de Fatih'in 2 gündür tansiyonu yükseliyor arkadaşlar. 2 akşamdır böyle baş ağrısı ve rahatsız hissediyor. Bugün iş yerinde tansiyonunu ölçtürmüş. Evet, biraz 14-10 yüksek ama gece muhtemelen daha da yüksekti. Evde tansiyon aleti olmadığı için, aslında kayınvalidemlerde var ama hiç aklımıza gelmedi. Tansiyonu yüksek, büyük ihtimalle yükseliyor. Çünkü kayınvalidemde tansiyon hastalığı var, yüksek tansiyon. Dikkat etmesi gerekiyor. Olmazsa kayınvalidemlerden tansiyon aletini getirip bir dönem ölçelim diyorum. Takip edelim. Gerekirse doktora gitsin. Da böyle 2 gündür patlıcan musakka yiyorduk. Biliyorsunuz o da yağlı oluyor biraz. Acaba o mu rahatsız etti diye, yemek rahatsız etti diye düşünüyoruz ama inşallah bir problem olmaz. Ona sordum hani gitmek ister misin diye. O da gidelim dedi. Çünkü biz baş sağlığına da gidememiştik. Geldikten sonra rahatsızlanmıştık çünkü. Gitmeden önce de onlar kalabalık, yani cenazede kalabalık oldular diye. Çok kalabalığa Elif adayı, hani onlar da temaslı olur, bir gribal bir şey olur diye gitmek istememiştik ama biz memlekette hava değişikliğinden kaptık hastalığı arkadaşlar. Hava değişikliğinden hasta olduk. Bugün gidelim dedik, hem baş sağlığına hem Zeynep sağ olsun yemeğe çağırdı. Hiç uğraşma abla, gelin beraber yiyelim diye. Yemeklerinde fotoğrafını gönderince inşallah biz de ona gideceğiz. Böyle ben de yatayım dedim, yatamadım. Kalktım, kendime çay demledim. Ben de şimdi böyle biraz makrome yapayım dedim. Çok geç kaldı çünkü bir an önce bitirmem lazım. Elimde de makromeler de vardı, işlerde. Allah razı olsun, hiç sorun değil dedi. Instagram'dan ulaşmıştı bana. Ne zaman istersen, ne zaman olursa o zaman yap diye. Sağ olsun. Ben de böyle içim yiyor çok geç kaldı diye. Bir an önce bitireyim Allah'ın izniyle ve göndereyim diye. Bugün makromeyi de biraz yapayım, yapabildiğim kadar dedim. Dün gece de biraz yapmaya çalıştım. Şimdi ben de bunu yapıyorum. Bir kenara gitmeyi unutmuşum ikinci sırasını. Hemen onu da gidelim. Şimdi bunu size son halinde, bitmiş halinde gösteririm arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Böyle hızlı yapıştırıcıyla aynalar yapıştırıyorum. Ve buradan kalan saçakları kesiyorum böyle. Kestikten sonra tarama işlemini yapıyorum. Böyle üçlü aynı oluyor. Şu anda iki tanesini, ipleri geçirdim. Galiba en büyük olanı şu anda ip geçirilmedi. Ona da geçirip Allah'ın izniyle bu hafta sonuna kadar inşallah bitirirsem hafta başında pazartesi günü kargoya veririm Allah'ın izniyle. O yüzden çok geç olduğu zaman da böyle üzülüyorum, içim iyi yani geç kaldı diye, ama bir an önce bitireyim ve inşallah göndereyim bunu da. Böyle arkadaşlar, böyle yapıyorum. Devam edeyim ben. Hazır mıyız anneciğim biz? Hı? Babamız geldi. Evet annem. Üzerimizi giyindik. Akşam serinliği çıktı çünkü. Hala yazda mıyız, kışta mıyız belli değil, soğukta mıyız. Değil mi anneciğim?
Evet, sabah pijamalarımız vardı, uzun kollu, sonra kısa kollu elbisemiz. Şimdi sonra yine pijamalarımız, şimdi böyle eşofman takımımız. Değil mi annem, gece geç dönersek, yani akşam saat 9.30-10 gibi dönersek diye çantamızı hazırladım. Buraya kapşonlu hırkasını da aldım. Böyle kuzumu da bir tık kalın giydirdim. Çok kalın değil ama yine de böyle tutsun diye üzerine bir şey giydirmeden sadece battaniyesini örter götürürüz dedik. Değil mi anneciğim? Bebek arabasıyla gidelim, hem hava alsın minnoşum ya. Değil mi? Hadi gidelim annem. Zeynep teyze bizi bekler. Kuzum, gidiyor muyuz anneciğim? Evet bir tanem. Hava çok güzel. Biraz hava al olur mu? Evet bir tanem. Hava al biraz olur mu? Evet. Evet annem. Hoppa. Kafasını da kapatalım, yine de biraz esiyor aşkım, alışık değil ya şöyle. Tamam. Evet güzel kızım. Evet bir tanem. Şöyle örtelim bacaklarını. Hadi gidelim anne kuzusu. Hadi gidelim. Şimdi eşim, ben, Elif Ada gidiyoruz değil mi Elif Ada? Hava çok güzel ama Elif Ada çok alışkın olmadığı için yine de böyle biraz üstünü örttüm. Esiyor gibiydi, böyle kulaklarını da kapattım. Beni gören Antalya'da yaşadığımızı hiç düşünmeyecek ama. Ne o aşkım? Çağla. Efendim? Çağla mı? Ha. Çağla'ya bakıyor. Şurada da o kadar güzel dutlar var ki. Şöyle. Burada çok güzel dutlar varmış Elif. Hatta bir gözünü aç, hadi bak bakalım dutlara ya. Yemek ister misin? Ha? Yemek ister misin? Aşkım hadi. Aşkım. Aşkım. Hadi. Çocukluk arkadaşının evinin bahçesindeki çağla ağacını çağla almaya çalışıyor. Bahçeye girdi ve şu anda paçalarını silkiyor. Marketten bir şeyler alacağız, o yüzden de böyle markete uğrayacağız. O yoldan gidiyoruz. Buldun mu? Bakayım. Ama çok büyükler. Çağlıktan çıkmış badem olmuş bunlar. Yani Antalya'da çok çabuk. Oo aşkım, bunlar yenmez ki, çok büyümüş. Keşke koparmasaydın. Niye? Yenmez ki, yenir mi? Çok güzel yemiş. Bir denesene. Yenmedi. İç şey olmuş, badem evet, olmuş. Evet bayağı aşkım, içi badem olmuş. Şimdi de bir şeyler aldım arkadaşlar. Şu ileriden inelim aşkım. Şimdi gidiyoruz Zeynep'e doğru. Zeynep'le Çağ'ın balkonda. Bizi bekliyorlar. Geldik. Anam, karanlıkta kaldık Çağ'ın, koş koş. Biz geldik Çağ'ın. Emine su. Selamünaleyküm. Biz geldik Zeynep. Hoş bulduk. Ha? Niye, ne güzel olmuş. Elleme çocuğun başını. Elif Ada. Geldik mi annem? Hadi gel çekelim, başını açalım. Ha? Bir tanem, sen Çağ'ına sesleniyordun. Ne oldu? Ha? Emine su ablası da buradaymış. Geldik mi annem? Ha? Çağ'ın sana mı bakıyor ya? Çağ'ın. Hayır Allah'ım ya. Öyle dedi de 12'den önce gitmez. Hı, bana diyor ki judoya gideceğim. Fatma teyze erken gidin diyor. Niye, sen biz varken uyuyamıyor musun? Uyuyamam. Hadi gel. Yiyordun ya dolma, gel ye. Yürü Elif'e bak bakalım. Koş dur, yemek gelmedi. Ya sen ablasız bakamıyor musun? Elif'in yanına gidecek illa. Bir elinden tutacak. Arkadaşlar böyle benim Zeynep'im el baklavası, ev yapımı baklava da yapmış. Birazını şerbetlemişti, ondan tattırdı dün bize sağ olsun. Bugün de bu kuru olan varmış. O da şerbetlenecek, bekliyor. Bize de düşer herhalde değil mi Zeynep, her zaman? Aynen öyle. Evet, bizim de eline sağlık. Bir tarafta bakla yemeği var böyle. Bir tarafta da Çağ'ına makarna tutuyor. Burada da mercimek salatası arkadaşlar.
Allah ne verdiyse bugün Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Eline sağlık kızım. Kaçırıyor, hala kaçırıyor, hala kaçırmışlar. Zeynep'in dolabının üstünde ikizlerimin doğum sisi var. Burada görünce o günlere gittim ya. Kuzumdum. Minnoşlar. Bir tane de yaptırmıştım o zaman bunları. Kardeşim yaptırmıştı, sağ olsun. Çok güzelsin. Nereye geldik annem? Zeynep teyzesine gelmiş kızım benim. Evet annem. Ne oldu Can? Tamam. Annem. 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 Oturuyor musun sen? Oturuyor musun sen? Hı? Abileri, ablaları, teyzeleri. Biz geldik Zeynep teyzemizden. İlacımızı içtik, mamamızı içtik, üzerimizi değiştirdik. Elif'a da uykuya geçti bile. Minik kuşum benim. Saçlarımızı da açalım, rahat yat, tamam mı? Rahat yat, tamam mı bebeğim? Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. İnşallah videomuzu buraya kadar beğenmişsinizdir, izleyip beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen, bize destek olmak isterseniz. Beğeni ve yorumlarınız bizi mutlu eder. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.